Haziran'da Kızılcahamam Dağları'nın eteğinde bulunan bir köydeyiz. Ve bu köyün etrafında gece yarısı vahşi hayvanları arıyoruz. Tarlalarda, ormanın kenarlarında ve hayvancılık yapan insanların ahırlarının kenarlarında birçok yaban hayvanıyla karşılaşma ihtimalimiz var. Yaban domuzları, boz ayılar, kurtlar, tilkiler ve diğer yaban hayvanları şu anda bulunduğumuz habitatta yaşıyor. Boz ayının gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden yaban domuzu görme ihtimalimiz kadar bir boz ayı görme ihtimalimiz de çok fazla. Burada zaten ayıların yoğunluklu olduğunu biliyoruz. İnşallah onunla da karşılaşırız. Şu anda bağ evine geldik. Bu bağ evi de kimin diye sorarsanız çok eskiden bizi izleyenler biliyordur. Mustafa İnan, Mustafa amcam bu bağ evinde arıcılıkla, bağcılıkla hepsiyle uğraşıyor ve üzümlerle, arılarla ilgilendiği için buranın sık sık boz ayılarda ziyaretçisi oluyor. Evet. O yüzden Mustafa amcanın da burada boz ayılarla, yaban domuzlarıyla hikayeleri çok fazla var. Bir önceki videolarımızda zaten Mustafa amcanın hikayelerine ulaşabilirsiniz. Mustafa amca, şimdi biz bu gece yaban hayvanlarını görüntülemeyi hedefliyoruz. Evet. Arabayla gezerek, ışık tutarak. Evet. Senin bu bağ evinin konumu da bizim izleyeceğimiz rotanın üzerinde. Evet. Şimdi sen bize neler tavsiye edersin? Biz şimdi bu mevsimde hayvanları daha çok nerelerde görebiliriz? Şimdi yol boyunda sizin gittiğiniz yollarda domuzlar önümüze çıkabilir. O, evet. Belki yani bir ihtimal ayı da çıkabilir ama bir ihtimal olarak söylüyorum bunu. Ondan sonra tilki çıkabilir. Ondan sonra kurt da çıkabilir. Onu da söyleyeyim yani. Çıkabilir. Şu an üreme zamanları zaten. Yavruyu büyütme zamanları. Ha şimdi o... Yavru yeni yeni büyüyor. Ha şimdi kurdun hikayesini anlatayım ben sana. Kurtlar yavru yaptığı yerin aşağı yukarı 5 kilometre çapında, bak 5 kilometre çapında hiçbir hayvana zarar vermezler. Köyün evet, hiçbir hayvanına zarar vermezler. Dışarıda girle yani onlar, kurtların öyle bir özelliği var. Kurtlar çok akıllı bir hayvandır yani. Şimdi gece kurtları görmek biraz zor. Evet. Yani çünkü biz onu saatlerce bekliyoruz, o zaman bile göremiyoruz. Ancak evet, böyle koşarken falan çok şanslıysak denk geliriz. Evet. Yani bizim olası görme hayvanlarımız ayı, domuz. Evet. Bunları daha çok görme ihtimalimiz var. Evet. Şimdi ayı nerelerde olabilir? Yani üzüm yok, bal yok şu an. Yok. Şimdi bu hayvan ne yiyor? Efendim onların şimdi şu anda yediği şey... biz köpek pancarı deriz. Çakıllı yerlerde olan bir pancar cinsi vardır böyle. Bak bunlar kitaplarda yazmış. Bak, o pancarın dibinde toprağın altında yani toprağın altında bir böyle ne kadar diyeyim mesela kesme şekeri kadar bir şeysi vardır. Anladım. Onları pancar yemeye geliyor yani. O tatlı, çok tatlıdır o. Şimdi senin onun, bağ evi burada. Evet. Benim şurada yedi yani. Şu çakıllar karşıda. Çakıllar burada. Evet. Yol boyu şöyle çakıl. İşte bizim yolumuzun sağ tarafı çakıllar yani. Çakıllar. Eğer orada pancar var da onu yemeye geldiyse denk gelebilir. Anladım. Ayıların bir özelliği vardı. Burada üzüm yoksa gelmez. Gelmez. Bak domuzlar. Domuzlar da gelmez. İçinden geçer gider yani. Her şey kendini doyurmaya gidiyor. Benim anladığım biz yol boyunda yaban domuzları, çakıl kenarlarında boz ayılar. Diğer hayvanlar için de şimdi rotamızdaki birkaç kişiyle daha görüşeceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız, ne gibi bilgiler edineceğiz. Ses kontrol, ses kontrol. Ses geliyor. Geliyor mu sesim? Geliyor. Başlıyoruz. Tamamdır. Kanka sen gördüğünde haber et, ben de gördüğümde sana haber edeyim. Şu anda gittiğimiz yerler sağlı sollu üzüm bahçeleri. Buralarda olması muhtemel hayvan yaban domuzları. Yani şu anki hedef türümüz yaban domuzu. Büyük ihtimal ilerideki tarlalarda yaban domuzu göreceğiz. Ben de öyle tahmin ediyorum. Bu tarlalar temiz. Fakat burada arıcılıkla uğraşan birçok insan var. Bu arılara boz ayının gelme ihtimali çok yüksek. O yüzden yaban domuzu görme ihtimalimiz kadar bir boz ayı
manzarayı görme ihtimalimiz de çok fazla. Burada zaten ayların yoğunluklu olduğunu biliyoruz. İnşallah onunla da karşılaşırız. İnşallah. Önümüzde köpekler. Köpekler koşuyor, evet. Neye bakıyorlar acaba? Dursan abi. Ormana atılan bu köpekler yaban hayvanlarının korkulu rüyası. Bakın arkadaşlar. Hem bu hayvanlara yazık. Bir kurt tarafından, bir bozayı tarafından her an avlanabilme tehlikesi altında. Hem de bu gördüğünüz yabanileşmiş köpekler, daha doğrusu bunlar yabanileşmeye yüz tutmuş hayvanlar. Bir karacanın, bir geyiğin yavrusuna da en azılı düşman. Bakar mısınız? Aynı zamanda bu köpekler tavşanları, tilkilerin yavrularını da öldürebiliyor. Şu anda azılı bir yaban domuzu tam sağ tarafta karışık ormanın içerisinde köyün yanında köyün köpekleri çok yoğun bir şekilde havlıyorlar. Ve biz o domuzu görüntüleyeceğiz. Az daha git. Git. Yaban domuzu tam karşımızda. Arabayı stop et. Dev gibi bir yaban domuzu tam karşımda. Arkadaşlar 2 saniye bekleyelim. Burası daha önce fotokapan kurup yaban domuzlarının geçtiği yer. Burada defalarca kez görüntüledik. Aynı zamanda geçen haftalarda gece yarısı buraya geldiğimizde bir geyikle bir domuzu yan yana gördük burada. O yüzden ben bir etrafı inceleyeyim. Yavaş ilerliyorum. Tamamdır. Domuzun kokusunu alıyor musunuz? Aynen, buram buram domuz kokuyor buralar. Zaten burada çok olduğunu biliyoruz. İnsanların tarlaları da çok fazla burada. Çok fazla da şikayet var domuzların tarlaya girdiğinden dolayı. İnşallah karşılaşırız. Vallahi umuyorum ki karşılaşırız. Bu arada sağ tarafımız, bakın çakıllık, Mustafa amcanın dediği gibi bu çakıl taşlarının arasında da bir bozayı görebiliriz. İnşallah. Ya yani şu an bir yaban hayvanı görebilmek için her türlü şart var etrafta. Şimdi de Mustafa amcanın 300 metre ilerisine geldik. Burada da yanımıza Durali var. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Mustafa amcaya uğradık. Uğrama sebebimiz bağ bahçeyle uğraşıyordu. Arıları da vardı. Ayılar geliyordu. Şimdi sana uğrama sebebimiz de tiftik keçisi var. Mutlaka kurtlarla bir samimiyetiniz, bir münasebetiniz olmuştur. Tabii ki de görüştüğümüz zamanlar oluyor. Kendileriyle aramız bayağı iyi bu aralar zaten. Şimdi biz bugün hayvanları çekmeye çıktık. Yani bu yolculuk boyunca etrafa ışık tutarak köyün yakınlarında genelde arayacağız. Çünkü geceleri sen daha iyi bilirsin, buralardasın. Hayvanları daha çok buralarda olmuyor mu? Nerede? Tabii buralarda oluyor. Geçen sene ilk hayvanları biz yerimizi yapıp yerleştirdiğimizde burada bir tane kurtla karşılaşmıştık. Ve yolun hemen yanı. Yolun hemen yanı yani. İçimizden biri gibi. Tabii ki de hayvanların olduğu yere girip bir tane oğlağımıza zarar verdi. Tabii kurtardık ama yaşamadı. Hani geçiyoruz. Biz fark ettik ama çok geç oldu. Burada biz mantar toplamaya giderken veyahut da bir trekkingde, dağ yürüyüşünde ayıların bize taş attığına kadar şahit olduk. Aynen, gördük öyle. Yani. Evlerin arasında, köydeki evlerin arasında kısa mesafe olabilir. Fakat az önce Durali de söyledi. Kurt bakın hiç sinsice yanaşmış. Belki de onlar gözlemci olmasa, dikkatli bakmasa o kurdu göremeyecekler. Yani 200 metre mesafe var ama o 200 metrede
çok şey değişebilir. Kendi... Oraya gelen ayı buraya gelmeyebilir. Buraya gelen kurt oraya gitmeyebilir. O yüzden hepinizin fikirleri bizim için önemli. Fikirlerinizi aldıktan sonra da zaten tek tek arayacağız. Şöyle de bir şey var. Hayvan bir yere saldıracağı zaman veyahut da arılar var mesela veyahut da keçi avlu var. Önce tespitini yapıyor. Neler var neler. Aynı bir hani operasyon öncesi hazırlık gibi mi diyeyim, nasıl diyeyim. Önce bir izliyor. Sadece ben yani şunu duydum amcamdan. Işığı tuttuğunda sadece gözlerini görebiliyor. Yani öyle bir kamufle ediyor ki kendini inanamazsınız. Yani sadece gözlerinin parıltısını görüyoruz. Ve hiç ayağı, kuyruğu, kendini sadece kafasını görüyoruz daha çok. Kafasının arkasına kendini saklayan bir kurt. Hani hayvan aslında doğaya faydalı, ekosisteme faydalı. Bozmuyoruz, zarar vermiyoruz ama kendimizi de koruyoruz. Kesinlikle. Yavaşça devam ediyorum. Tamamdır. Bizim için önemli olan hayvanları görebilmek. Çok fazla görüntü alamadık. Yani bir 30 saniye falan görüntü alsak güzeldi ama hemen kaçtılar. 10-15 saniye görüntü alabildik. Daha yolumuzu ilerleyen yerlerde belki karşımıza çıkar. Hadi bakalım inşallah. Bir saniye köpek avlıyorum. Arkadaşlar, köyden uzaktayız bu sefer. Ve köpekler avlıyor. Köpeklerin avlaması yaban domuzu. Genelde yaban domuzu. Veya bozayı. Geri gelelim. Bakalım. Geliyorum. Yolun altında avlıyorlar. Çayı kenarında. Büyük ihtimal bir yaban domuzu. İnşallah. Yavaş yavaş geliyorum. Şu an sol tarafımızda görüş yok. Arkamız temiz. Çayı kontrol ediyorum. Gel. Her an karşılaşabiliriz. Dur. Bakayım. Köpek bizi avlıyor kanka. İleriden dönelim. Her zaman yaban domuzu veya bozayı olmayabiliyor. Bu sefer köpek bizi avlıyor. Önümüzden sansar geçti. Önümüzden gelince... sansar geçti ya. Dur. Etrafa bakayım. Görünür belki. Sağ tarafa doğru git. Ön tarafa da kamera koymamız gerekirmişti bence ya. Zaten ayıların yoğunluklu olduğunu biliyoruz.
İnşallah onunla da karşılaşırız. Hadi bakalım, rastgele. Bozayların esas gezdiği alanlar. Çünkü buralarda insanlar piknik yapıyor ve piknik yaptıkları için çöplerini de çöp tenekelerine atıyorlar. Çöp konusunda temizlik görevleri bağlanmış. Evet, kesinlikle onu zaten ekrana vereceğiz. Buraya, yani bu bölgeye bozaylar sürekli geldiği için ve çöp tenekelerini yıktığı için temizlik görevlileri çöp kutularını artık bağlamakla çözüm aramışlar. Fakat bozayı bunu da engel görmüyor. Nerede çöp var, oraya geliyor. Burası temiz gibi. Bu çöp deliyle bayağı oynamış. Oo. Dur, orayı bir çekelim. Kirpi gidiyor. Dur. Bence arabadan inip burayı bir çekelim. Evet, çekelim burayı. Arkadaşlar, şu an bozayı geldiğimiz yerdeki çöpleri öyle bir dağıtmış, öyle bir devirmiş ki gerçekten bunu tarif etmem mümkün değil. Araçtan inip şimdi size burayı göstereceğiz. Bakın, burası insanların piknik yaptığı bölge. Ve bozayların şaheseri. Bölgeyi gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten yani insan gibi çöpü devirmiş, içini didik didik etmiş. Muhtemelen içindeki et parçaları aldı, gerisini bıraktı. Tam dediğin gibi olmuş bence de. Bu arada şu an bulunduğumuz yer çocuk parkı. Ormanın içine çocuk parkı yapılmış ve çocuk parkının yanındaki çöpe bozaylar geliyor. Yani arkadaşlar, ansızın nasıl oldu ben anlamadım ama ormanın içerisinde arkaya doğru açtı. Yani bu canlıları gece yarısı bu şekilde sabit görüntülemek çok mümkün değil. İşte parlayan bir gözler. Gördüm. Son durak. Sırasıyla evlere uğradık. Mustafa amcaya uğradık. Dur Ali'ye uğradık. Ve Hengem amcanın yanına geldik. Hengem amca yine bu çayın kenarında, dağın eteğinde, yaban hayvanlarının sık sık uğradığı bağ evinde, bahçede yaşayan çok sevdiğim bir abi. Amca. Hengem amca, nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi o kadar mutlu ettiniz ki çok mutlu oldum. Yani böyle bir duayı ben sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bak ederim. Şu kızılcahamamımızı, şu doğamızı, şu hayvanlarımızı tanıttığın için vallahi o kadar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün amacımız gece yarısı o hayvanları çekmek. Şimdi gündüz çekiyoruz ama gece yarısı da bu hayvanlar daha aktif oluyor. Evet, evet. Şimdi mevsime göre hayvanların bulunduğu yerler değişiyor. Doğru, çok yani doğru. Siz bu doğada yaşadığınız için daha iyi biliyorsunuz.
Biz bu güzergahı tercih ettik yani. Evet. Sizin köyün olduğu yeri tercih ettik. Çünkü bu köyün ilerisinde sağlı sollu hem dere var, çaya geliyor, domuzlar. Suya geliyor, ekseri suya gelirler. Suya geliyorlar, kurbağalar yemeye iniyorlar, domuzlar özellikle. Onun dışında ayılar geliyor bağ bahçeye. Gerçi bağ bahçe olmadı daha. Bağ bahçe, domuzumuz var, ayımız Son var. Amca dedi, çakılların içindeki pancarları yiyor dedi. O evet. bilgiyi aldık ondan. Şimdi biz seni geçtikten sonra yerisi toprak yolu ya sadece. Evet, ormana evet, gireceğiz. Evet. İşte sağlı sollu tarlalardan geçeceğiz. En son burada hangi hayvanları gördün? Nereden gördün? Deneyimlerini bizimle paylaşırsın. Burada deneyimlerim şöyle bir şey. Ben burada bir zaman seni aradım biliyor musun? Ben bir geyik gördüm dedim. Ben onu gördüm. Hatta durduk, bakıştık da. Çekeyim dedim, çekemedim. Seninle konuştuktan sonra telefonla konuşurken tavşan gördüm. Arda arda. Ondan sonra ve burada, ve bizim burada. Bura biliyorsun su olduğu için domuz evet. çok. Ayımız, çok efendi ayılarımız var. çok efendilerdir. Gelirler giderler, dağılırlar giderler. Hepsi de var. Bu hayat bambaşka bir hayat, bilmiyorum ya. Ya şimdi doğayla olmak, doğaya dokunmak. Sizden bu deneyimleri dinlemek benim için çok önemli. Şimdi bak mesela zaten ben sizden bunları dinleye bu hale geldim. Evet. O yüzden izleyenlere de mutlaka sizin gibi insanların bilgilerini, deneyimlerini aktarıyorum ki onlara da bir merak uyansın. Çocukluğundan beri bizleri görüyor musun burada? Çocukluğundan beri. Zaten yani takip ediyorsun bizleri, görüyorsun. Sizin bu deneyimlerinizi dinlemek beni doğaya ve yaban hayatına evet. daha çok bağladı. Evet. Özellikle babam, sonrasında işte sizlerin deneyimleri, doğada evet. olan hikayeleriniz beni yaban hayatına bağlayan en büyük sebeplerden birisi. Evet. Bu deneyimleri paylaştığınız için teşekkür ederim. Şimdi biz artık fazla beklemeyelim. Sabaha kadar, bugün gün doğumuna kadar ormanda hayvan arayacağız. Doğanayım inşallah. Devam. Devam. Arkadaşlar devam. İki farklı domuz var karşıda. Fenerle gördüm fakat görüntü alabilmemiz için biraz daha yanaşmamız lazım. Biraz ileri gidip bekleyelim. Domuz ileri gidiyor. Yavaşça gidiyorum. Yavaş yavaş. Domuz sağa çaprazda. Tarlanın içinde. Işığı tutsak da göremeyiz. Ot da yüksek burada zaten. Ot yüksek ama ben yüksek olduğum için çekebilirim aslında. Biraz yavaş. Çünkü ileride sağda duralım. Yol mu giriyor buraya? Gireyim mi? Bekle biraz dur bakalım. Ses etmeye şimdi çekeceğim onu. Arkadaşlar, 4 farklı azılı var. Fakat 3 tanesi uzakta, bir tanesi ileride, sağda yakında. Görüntüye bilse bu ileridekini oynayalım. Biraz ilerleyelim. 100 metre ileride. İlerliyorum 100 metre. Tamamdır. Stop etsene. Arkadaşlar, şimdi bir taktik deneyeceğim. Geyik sesi açacağım. Arkadaşlar, sessiz olun, geyik sesi açacağım.
geliyorlar. Arkadaşlar, şu anda dişi geyikleri gördüğünüz yerde geyiklere dişi geyik sesi veriyoruz. Ve bize yanaşıyorlar. Çekeceğiz. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz sırasında kızıl geyiklerle karşılaştık. Aslında önce ilerlerken sağ tarafta domuzlara bakıyordum. Bir anda solda geyiklerin yanı başımızda olduğunu fark ettim. Ve Yaşar'ın da aniden durmasıyla, arabayı yönlendirmesiyle kızıl geyikleri arkamıza aldık. Ve onları görüntülemeye başardık. Yaban domuzları yüksek otların arasında kaldığı için onları makine netleyemedi. O yüzden geyiklere döndük ve geyikleri çok güzel bir şekilde görüntülemeye başardık. Gerçekten onları bu şekilde doğal ortamında izlemek, bu heyecanı yaşamak, bu heyecanı bir nebze de olsa size yansıtabilmek bizi çok mutlu ediyor. Biraz yorulduk, biraz da karnımız acıktı. Rüzgar yedik, yağmurlu yollardan geçtik. Yaşar Bey, acıktık mı? Acıktık. Şimdi güzel bir yemek yeme vakti. Aynen öyle. Tamamdır. Arkadaşlar, biz her akşam bunu rutin olarak yapıyoruz. Aracımızla çıkıyoruz, etraftaki yaban hayvanlarını fenerlerle izliyoruz. Halk ile iç içe olmak, köylülerle sohbet etmek, köylerin yanından geçmek, yaban hayatına dokunmak, hissetmek ve bunları gözlemleyip bu deneyimleri sizlerle paylaşmak bize mutluluk veriyor. Biraz sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ondan önce yemeğimize gidelim. Kanka, sesim geliyor mu? Geliyor. Gidelim. Benim canım kavurma pilav çekti. Benim de çekiyor, arabaya bindi öyle gideriz. Aynen, artık arabaya bineyim. Çünkü çok rüzgar vuruyor. Arabayla giderken hasta olmayalım. Sabah erkenden kalktık. Bir sürü yemek verdik ama bugün araca bindik. Işığı tuttuk, domuzu çektik. Işığı tuttuk, ayıyı çektik. Işığı tuttuk, geyiği çektik. Aynen öyle oldu. Çok bereketli ve güzel bir gündü. Süperdi. Çok güzel anlar yaşadık. İnşallah hep böyle şanslı oluruz. İnşallah. Arkadaşlar, böyle gece seferleri sürekli söylüyorum, yine söylüyorum. Afrika'da yapılıyor. Bu bir sektör haline geldi. Fakat Afrika'daki aslanlar, çitalar bizim ülkemizde olmasa bile bizim ülkemizde de ayılar, kurtlar, vaşaklar, geyikler, yaban domuzları. Gerçekten yaban hayatı ve biyoçeşitlik açısından bizim ülkemiz çok zengin. Hatta bu zenginliğin içerisine Anadolu Partisi da dahil oldu. O yüzden çok şanslıyız. Bir gecede de bir sürü yaban hayvanını izlemek çok büyük bir mutluluk. Bu deneyimi de size yaşattık. Umarım aksiyonumuza sizler de dahil olmuşsunuzdur. Sizler de bizim heyecanımızı yaşamışsınızdır. Bu arada hep böyle ciddi aksiyon tarzı bir şey oldu bu video. Gidelim de yemek yiyelim ya. Ortam şenlensin. Gerçi nasıl şenlenecek ya? Biz yiyip siz öyle şey olur mu? Neyse, yerken kapatırız. Abi kolay gelsin. Buyur. Video çekiyoruz. Vahşi hayvanlar çektik gece. Yemek kısmını da burada çekiyoruz. Güzel usta açayım mı? Güzel usta. Ne? Kavurma. Ne yemek yiyeceğiz? Kavurma pilav. Kavurma pilav. Kavurma pilav. Abi 3 kavurma pilav. 3 kavurma. 3 de pilav abi. 3 pilav mı olsun, yanına pilav olsun? Biraz olsun. 3 kavurma, 3 pilav, biraz yanına yoğurt. Yemez misin? Birazmış. Ne? Sır. Var, cacık var, yoğurt var. Yok, cacık.
sarımsak var mı? Tamam, olur. Var. Yoğurtçu sarımsaksız. Yoğurtçu yani. Tamam. Teşekkürler. Şevket Bey, tamam. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yorucu bir gündü, güzel çekimler. Güzel oldu, oldu ya, valla çok güzel. Elinize oldu. Sağlık, teşekkür ederim. Sizin de eliniz. Afiyet olsun beyefendi. Sağ olun. Ya şöyle göstermek istemiyorum ama. Bu arada herif yüzde yapıyorum zaten bunu. Eğer bu dakikaya kadar izlediyseniz, ben ısmarlayayım size ya. Canınız sağ olsun.